serbest. Evet. Tekrar hatırlatıyorum. Tabii ki hukukçu değilim. Evet. Ancak ben de bir cerrahım. Kadın doğum uzmanıyım. Evet. 18 yaşını dolduran bir insan akli melekelerine sahipse, tabii ki hemen bir parantez açmak lazım. Bu cinsiyet ameliyatını yapmadan önce akli melekelerine, yani psikolojik açıdan erişkin bir insan kategorisinde mi, bunu saptamak için konuşmacılardan biri ifade ettiler. Türkiye'de böyle önemli bir kurumun olmadığını. Evet. Tabii ki buna ihtiyaç olduğu konusuna katılıyorum. Evet, ancak 18 yaşını doldurup akli melekeleri yerinde olduğu kabul edilerek kendi rızasıyla imza atıyor ve söz konusu kişi istediği operasyonu kendisine yaptırıyor. Peki efendim. Bu bir apandisit ameliyatı ya da cinsiyet ameliyatı. Çok çok teşekkür ediyorum size. Çok önemli. Son bir cümle. Evet. Bana göre özel hastanelerin açısından yükümlülük sadece şu. Sorumluluk sadece operasyonu yapan doktora aittir. Peki. Yani gelişecek bir komplikasyon özel hastane tabii ki ameliyathane standartlarını sağlar. Evet. Ama problemler doktora. Hastaya ait. Evet. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani, çok teşekkür ediyorum. Bu yaş sınırı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence 18'den çok 22-23 gibi olmalı ve bu iş devlet kontrolünde, bakanlığın kontrolünde cereyan etmeli. Bir psikolog dahilinde. Arkadaşlarımın çoğu ne yazık ki bilinçsizce davranıyorlar. Cehaletli, çok cehalet bir şekilde davranıyorlar. Hı-hı. Gidip kendi kafalarına göre operasyon oluyorlar. Anladım. Sonuçta pişman evet oluyorlar.